Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Xtreme markasının Mogo Pro 2 modelli projeksiyon cihazıyla bugün birlikteyiz. Bu projeksiyon cihazının içerisindeki tüm bilgileri, neler sunduğunu hepsini sizlerle bu videomuzda paylaşacağım. Öncelikle kutu içeriğine bir göz atalım. Kutunun içerisinden projeksiyon cihazının kendisi, güç kablosu, 2 adet pil, 1 adet kumanda ve kitapçıklarıyla birlikte tarafımıza geliyor. Bu cihazda dol bir audio özelliği bulunuyor ve bu sayede izlediğiniz filmleri, dinlediğiniz müzikleri en kaliteli şekilde 3 seviyelerde izleyebilirsiniz. Bu cihaz biraz daha premium sınıfta baktığınızda hem malzeme kalitesi hem fiyatlandırma olarak bir tık premium segment hissettireceğini söyleyebilirim başta. Cihazın kurulumu da gerçekten çok basit. İlk açtığınızda cihazı İleri 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 diyorsunuz. Tüm bilgileri zaten orada sizlere yönlendirme yaparak anlatıyor ve kurulumunu tamamlıyorsunuz. Sonrasında istediğiniz, dilediğiniz her uygulamayı cihaza indirebilirsiniz. Cihazın kumandasına baktığımızda da kumandası da gerçekten pratik ve tüm tuşlara atanmış üzerine öncelikle bir netleme ayarı yapabiliyorsunuz, aç kapı yapabiliyorsunuz, ileri geri, sağa sola bunlardan geçişler yapabiliyorsunuz ve geri tuşu, ev tuşu bulunuyor. Bir de ses açıp kısabileceğiniz üzerinde en alt kısmında bir yerde bulunuyor. Buradan da sesin şiddetini azaltıp arttırabiliyorsunuz. 8 watt çift hoparlör bulunuyor. Bu cihazı powerbank ile de çalıştırabiliyorsunuz. Fakat powerbank'inizin gücü birazcık yüksek olması gerekiyor. 20 binlik bir powerbank ile 45-60 watt arasında bir güç çıkışı veren powerbank bunu çalıştırabiliyor. Yani bunu taşınabilir halde istediğiniz ortama da götürebilirsiniz. Kamplarınıza, pikniğinize, tatilinize o şekilde kullanabilirsiniz. Ha derseniz ki benim priz gücüm her yerde var. Yani bir prizle çalıştırabiliyorsunuz. Yine Gene istediğiniz her noktada bu cihazı yanınızda götürüp kullanabilirsiniz. Ve gün ışığı performansına baktığımızda da diğer projeksiyonlardan bir tık daha üst seviyede güzel bir gösterim sağlıyor sizlere. 4K video izleme 3D içerik desteği de bulunuyor bu cihazda. 120 ince kadar da görüntü alabiliyorsunuz. Hollywood'da kullanılan D65 renk sıcaklığı DJI P3 renk gamına da sahip olduğunu söylemek istiyorum. Açıkçası ben bu kadar profesyonel bir projeksiyon cihazı daha önce kullanmamıştım. Evet, birçok projeksiyon cihazı inceledim. Hatta bundan daha pahalı projeksiyon cihazları da incelemiştim. Fakat Mogo Pro 2'nin verdiği hissiyatı diğerlerinde alamadım. Çünkü Mogo Pro tamamen profesyonel odaklı, hem böyle aktivitelerinizde kullanabileceğiniz hem de iş hayatınızda kullanabileceğiniz bir projeksiyon cihazı olduğunu unutmamak gerekiyor. Mogo Pro 2'de akıllı göz koruma özelliği bulunuyor. Cihazın önüne herhangi bir çocuk, hayvan geçtiğinde otomatik karartma yaparak göz sağlığınızı da dengede tutup koruma altına almış oluyor bu sayede. Akıllı engel algılama, akıllı ekran hizalama 4 adet profesyonel ses modu bulunuyor. Bu ses modları sayesinde de ister spor, ister müzik, ister film, isterseniz de haber modları arasında geçiş yaparak ses modlarını da kullanabilirsiniz. Spor modu yani bir maç izliyorsanız spor modunu alabilirsiniz. Film izliyorsanız film moduna haber gibi bu tarz şeyler izlediğinizde de haber moduna alabilirsiniz. Ve görüntü kalitesi gerçekten iyi. 4K'yı desteklediği için de aslında net çıkışımız 1080p fakat 4K video desteği de bulunuyor. Yani de... 4K'yı sıkıştırma yaparak 1080p şeklinde sizlere sunmuş oluyor. Evet, emin olur. Bana birini bul. Bizden olmaz. Kirlenmemiş olsun. Temiz bir olsun. Yüksek tutuklama oranı için vermişlerdi. İçlerinden biri kibarca adını yüzüne kazımayı öneriyor. Siz... Gazetelerde farklı görüneceği için detay görüntülerde sizlere gösterebilmek adına ama normal şartlarda içerisinde süngerleri var. Hani cihaz kargoda vesaire zarar görmeyecek şekilde tarafınıza geliyor. RGB renklerini ister kapatıp kullanabilirsin, ister açık kullanabilirsin. İstersen TVs özelliği sayesinde bundan bir tane Ya madem aşık değilsin, neden sürekli olay çıkartıyorsun bu kız yüzünden ya? Zorlamış kartolar bu kısahane. Cihazın ses performansımızı dinlediğimize göre kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bu cihaz Android 11 ile tarafınıza geliyor ve tüm güncellemeleri alabiliyor. Yani kullanacağınız uygulamaları da güncel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Zaten ben sizlere cihazı anlatırken hem teknik detay hem kullanıcı yorumlarımı paylaştığım için detay görüntülerde cihazın görüntüsü olsun, yansıtma ekranındaki o görüntüler hepsini göstermeye çalışıyorum. Chromecast özelliği ile telefonunuzu ve cihazlarınızın görüntüsünü de bu cihaza aktarabiliyorsunuz. E bu sayede hem telefondaki istediğiniz her görüntüyü projeksiyona aktarmış oluyorsunuz hem de işte tabletiniz veya bilgisayarınız gibi özellikleri de aktarabiliyorsunuz. Zaten cihazın arka kısmında da HDMI girişi bulunduğu için isterseniz PlayStation'ınızı isterseniz laptopunuzu veya farklı bir cihazınıza HDMI kabloyla da hiç uğraşmadan kablosuz aktarımla yapabilirsiniz ve zaten herhangi bir gecikme süresi de olmuyor kablolu aktarımda. Gerçekten hızlı bir arayüzü de bulunuyor cihazın. Yani baktığınızda bir filme girip mesela Netflix'e girdiniz oradan geri çıktınız diyelim. Cihazda bir donma kasma yaşamıyorsunuz çünkü cihaz buna göre üretilmiş. Remi işlemcisi fiyatına göre ideal tutulmuş. Profesyonel segmentte dememin sebebi de bu. Çoğu projeksiyon C cihazında bir ana menüye çıkışta ve girişte ya da bir uygulama açtığınızda gecikmeler olabilir, kasma ve donmalar yaşayabilirsiniz. Fakat bu projeksiyonda bunu en aza indirmişler. Bu cihazda Bluetooth 5.0 ile geliyor ve Bluetooth ile bağlantı sağladığınız aksesuarlarınız olabilir. Mesela bir soundbar, bir kulaklık ya da bir mouse ya da herhangi bir şeyde hiçbir gecikme yaşatmadan sizlere çok düşük milisaniyelerde tüm cihazlarınızı kullanabiliyorsunuz ve siz bunları tabii ki de genel olarak fark etmeyeceksiniz. Mouse'unuzu veya klavyenizi de bağlayabilirsiniz. Arka kısımda bir adet USB girişi olduğu için bu tarz aksesuarları kullanmanıza da olanak sağlıyor. Cihazın 25.000 saat bir ışık ömrü bulunuyor. Bu da sizi uzun süreler boyunca kullanabileceğiniz bir projeksiyon cihazı olduğunun anlamına geliyor. Videonun yavaş yavaş sonuna gelirken birazcık da kullanıcı deneyimlerimden bahsetmek istiyorum sizlere. Öncelikle bu cihazı ben kullanırken çok rahat ettim. Nedenini şöyle söyleyeyim. Powerbank ile çalışıyor olması gerçekten büyük bir avantaj ve yaklaşık kendi 20 binlik bir powerbank imle bu cihazı 1,5 saat kullanabildim. Tabi bunu kullanırken düşük güç modunda ve ışık parlaklığı bir tık düşebiliyor. Onu söyleyeyim çünkü powerbank'ten yeteri kadar priz kadar güç alamıyor. O yüzden burada da kullanabileceğiniz senaryoları hani dezavantaj olarak görebilirsiniz belki. Fakat bu cihazın hem fiyatına göre baktığımızda hem de kendi segmentine göre baktığımızda diğer rakiplerine göre bu tarz özellikler hiçbirinde olmuyor. Type-C'den güç alması güzel. İşte bu yüzden de powerbank'le güçlü bir powerbank'le bunu kullanabilirsiniz. Ama sizin elinizde 30 binlik, 40 bin 50 binlik bir powerbank vardır bunu daha fazla sürelerde kullanabilirsiniz ve kendinize göre de ayarlayıp senaryoları oluşturabilirsiniz İşte ışık şiddeti olsun diğer farklı ayarlar olsun bunları da son ayarlarda belki yüksek powerbanklerde daha rahat bir şekilde kullanabilirsiniz ben de 20 binlik olduğu için bunu deneyimleyemedim fakat kamp ortamında bir kamp perdesi yani bir projeksiyon perdesine değil normal evimizdeki güneşlik perdeleri olur hani güneş geçirmeyen. Bununla kullandım ve iki tarafını bir ağaca sabitledim. Projeksiyon cihazını da yaklaşık bir buçuk metrelik bir mesafeye konumlandırdım ve güzel bir sonuç aldım. Yani film izlerken hem ses hoparlörleri kendi içerisindeki hoparlörlerinden güzel bir ses aldım dış ortamda olmama rağmen hem de görüntü kalitesinde bildiğiniz televizyonda izliyormuşsunuz gibi bir hissiyat veriyor. Gelelim cihazın fan performansına. Cihazı çok uzun süreler açık tuttuğunuzda fan bir tık böyle hani artabiliyor mu diyeyim, yükseliyor mu diyeyim. Hani onu tam böyle kelimesini bulamadım. Ama dış ortamdayken hiçbir şekilde fan sesi duymuyorsunuz. İç ortamda çok sessiz bir ortamda izliyorsanız sesi de çok yükseltmiyorsanız mesela filmlerden bahsedelim. Filmin bir ara sahnesi olur sessiz bir sahne geçiş sahnesi. Buralarda fan sesini bir tık hissedebilirsiniz. Çünkü bu bütün projeksiyon cihazlarında var. Hissedemediğiniz projeksiyon cihazı çok nadirdir. Bu projeksiyon cihazında minimalize edilmiş en düşükte tutulmuş. Bu sayede film izlerken işte müzik dinlerken herhangi bir fan sesi kulağınıza gelmiyor. Ama dediğim gibi video susar veya işte film geçişlerinde olursa ve çok sessiz bir ortamdaysanız bu sesi duyabilirsiniz. Sadece şu olaylar ne kadar daha fazla gözü batma. Ayrıca cihazı bir saatten fazla, bir buçuk saate yakın tuttuğunuzda da cihaz kendini ısınmadan koruması için fan bir yükseliyor. Ama bunda da gene duymuyorsunuz. Dediğim gibi ben hem evimde hem kamp ortamında denedim. Bence güzel ve başarılı bir cihaz olduğunu da söylemek istiyorum. Gene sizlerin sormak istediği sorular olursa da yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.